Saygıdeğer Demir Çok Yasaklı'nın değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün arkadaşlar Fenerbahçe Sevilla maçına gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ikinci maçında. İlk maçta maalesef 2-0 mağlup olmuştuk. Ama umudumuzu yitirmiyoruz arkadaşlar ve Kadıköy'e doğru şimdi yola çıkıyoruz. Bak 90 dakikaya kadar 2-0 yapalım. Uzatmalarda zaten yeneceğimizi düşünüyorum kardeşim ben. Biz uzatmalarda daha iyiyiz. Penaltılara gitsin hatta. Penaltılarda kat kat iyiyiz. 2008 yılını hatırlatmama gerek yok herhalde arkadaşlar. Alves. Alves oldu. Bitti. Tamam. Maça daha 3 saat var. Ve şimdi ben de Marmara'ya geçişimi yapıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş istasyondan da ayrılıyoruz. Seyyar satıcı bir abi güzel hat rahat kısa satıyordu. Ben de güzel Fenerbahçe Sevilla maçına özel olan atkıyı aldım arkadaşlar. İleride kaza olmuş ve az önce çok büyük bir kavga oldu. Bu arada martılıyım, görmüş olduğunuz üzere. Martı yolculuğumuz sona erdi. Stat çevresi düğün havası gibi gerçekten arkadaşlar. Davullar, zurnalar. Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan çocuklar. Ula kaç kişi top toplayıcı olacak lan maçta? Bu arada arkadaşlar yaklaşık 2,5-3 haftadır da gelmiyorduk Kadıköy'e biliyorsunuz ki. Valla büyük özlem içerir gerçekten. Özlemişim ben de. Sonunda güzel pilavımı yiyeceğim. Hatta mekana da geldik arkadaşlar. Mayonez yokmuş. Ondan dolayı arkadaşlar bugün ketçapla idare edeceğiz. Evet arkadaşlar pilavımı da yedim. Artık yavaştan kuzey tribününe doğru yürüyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Ben de çok görmüş olduğunuz üzere cümlesini kullanıyorum ya videolarda. Neden acaba? Alışkanlık arkadaşlar. Kuzey tribününün girişi yine felaket her zaman olduğu gibi. Görüyorsunuz. Vallahi sırada olanlara Allah sabır versin diyorum. Evet arkadaşlar, stada girişimi yapıyorum ve girerken de aynı söyle onu nasıl sevdiğim. Arkadaşlar kuzey tribünde dev bir bayrak sallayacağız. Görüyorsunuz aynısı Spor Toto tribününde de var arkadaşlar. En tepesinde görebilirsiniz koltukların. Miraç ne haber Miraç? İyiyim. Haluk abim. Spor tahmini isteyeceğiz ama bu maç şu an yok. Hiç sırası değil. Ben he kaç? 3-2. Ama 3-2 olursa biz eğleniyoruz. Bu maç 3-0. 4-0 fark etmez. Arkadaşlar bu aralar çok sık YouTube'a video atmaya başladım gerçekten. Bugünden sonra 18 bak cumartesi günü Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakçı maçına gideceğim Ataşehir'e. Sonra pazar günü Alanya Spor Fenerbahçe maçına tepki videosu çekeceğim. Pazartesi ne vardı lan? Pazartesi çok bir şey yok. Ama ben yine video çekmek için bir şeyler bulurum. Maraton alt. Maraton üst. Feneryum alt. Feneryum üst. Kuzey tribünü ve Spor Toto tribünü. Bugün susmak yok abi. 90. dakikaya kadar dilimizde tüy bitecek. Tüy. İyi bir performans bekliyoruz senden Miraç. Arkadaşlar ilk 11'lerde belli olmuş. Hemen söylüyorum. Kalede Altay, savunma üçlüsü Atilla Salay, Samet Serdar. Orta sahada İsmail ile Zayt'sı göreceğiz. Ve istediğim isimlerden Oscar Valde'de ilk 11'de Ferdi ile birlikte. Arda Güler ilk 11. Buna da çok sevindim. Hücum ikilimiz de Valencia ile Batshuayi. Tam istediğim kadroydu arkadaşlar. İrfan Can yok. Çok doğru karar. Abi Dünya Kupası'ndan sonra ne oldu bu adama ya? Kahveci ile Mert Hakan bu takımın futbolcusu değil. Ha. Bu kadar basit. Diyorsun abi. Ateşlemek ayrı, takım futbolcusu olmak ayrı. Her şey. Kulübede durup 4 sarı kart gören, yani 4. görsek, 5. kart görecek takım. Yani burada Fenerbahçe'ye zarar verir. Fenerbahçe büyük takım. Yani tekniğiyle ortaya çıkacak. Yani kabadayıyla değil. Biz futbol bekliyoruz orada. Adamın yapmadığı iş kalmadı. Yani. Yani haklı olabilirsin abi. Kesinlikle. Ama Arda Güler de ilk 11'de başlıyor. Kayseri maçında da ilk 11'de başlamıştı. Sevilla maçında 87. dakikada oyuna girdi. Ve bugün de ilk 11'de çok doğru karar bence. Bence de çok doğru. Kesinlikle. Wow. Kimleri görüyorum kimleri. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldin.
Ve kalecilerimiz ısınmak için sahaya geliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir ultu var. Kendi sesimi zor duyuyorum. Abi skor tahminini alalım bakalım. Biraz garip olacak ama içimden geçen hep 4-1. İnşallah abim. İnşallah. 4-3 toplam skor, çeyrek final, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geliyorlar. Abim sen nasılsın? Doğan abiye sordum, bir de sana sorayım. İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Ben deyim Allah'ım bir şükür. Skor tahminini alayım bu maç için. Ben 3-0 alırız diyorum, 90 dakika içinde iner çıkarız. Oo, hadi inşallah, hadi inşallah abim. Şu Tekirdağ anını bir daha anlatsana. Bir kardeşimizin sana selamı var. Tekirdağ Hayrabol'da alışveriş yaparken küçük bir kardeşimizle karşılaştım. Beni senin videolarında tanımış. Önce bana selam söyledi, sonra sana selam söyledi. Videolarını izliyormuş. Burada ona selamlar. Ha, tribünde de bana selam vermeye gelenler oluyor. Ve senin de soruyorlar, Arao nerede diyorlar, biliyor musun abi? Bir de sana vermek zorunda kaldım. Öyle ara geliyorum abi. Yüzünü gören cennetlik valla. Junior Doktor. Abi Arda bugün atar mı gol sence? İnşallah. Valla ben çok istiyorum. İnşallah. Hayali bile güzel. Herkesin istediği kadro çıkmış. Kesinlikle. Herkesin istediği sonuç alınır inşallah. İnşallah abim, inşallah. Ve Sevilla takımı geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe ya. Goat'ım geliyor. Madem öyle, bu dumanın şarkısı çalıyor. Bir İbrahim Tatlıses de patlat be Hakkı abim. Haydi söyle. Batshuayi, Batman'im. Golü var bugün. Osterwolde. Zayt. Salahi. 41 kere maşallah. İsmail. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Senin, 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 senin
şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Yıllarca düşmeyecek. Ve maraton üstte de Türk bayrağı açılıyor arkadaşlar. Ya! 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 Ne güzel oynuyor be. Akkoslar inanılmaz arkadaşlar. Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleşen depremden dolayı bir dakikalık saygı duruşu arkadaşlar. Altay takımı buraya gitsin. Altay takımı buraya gitsin. Batshuayi sakatlandı ve değişiklik işareti verildi. Batshuayi topla ilerlediği esnada kendini yer bıraktı. Genelde böyle pozisyonlarda bağ kopukluğu olabiliyor. İnşallah değildir ya. İnşallah yanılır. Tedye ile taşınıyorsa iş ciddiye binmiştir. Ve Batshuayi yerine Joshua King oyunda.
penaltı atılmadan böyle bir tepki normal mi sizce? Normal. Maça bak, normal. Demir Tokan yapıyor şu an. Demir bakmıyor, Tokan yapıyor. Yarın sonunda en az 4 dakika daha ilave edilmiştir arkadaşlar. Bitti. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 1, Sevilla 0. Haydi. İkinci yarı daha da iyi olacağız. Evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. Sizler için ilk yarı değerlendirmesi yapmış olayım. Yapabilir miyim ondan daha emin değilim. Çok heyecanlıyım. Heyecanla konuşamıyorum. Kalbim küt küt atıyor. Ay yapamayacağım. Yapamayacağım. Genel anlamda iyiyiz ya valla. Valencia'nın 43 dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öndeyiz şu an. İkinci yarı devamının geleceğini umuyorum. İnşallah arkadaşlar. Daha fazla konuşamayacağım. Şimdi kameralarımızı Doğan abiye, Liva abiye yönlendiriyorum. Yönlendirme başarılı. Doğan abi. Ben konuşamadım valla heyecandan. Kalbim küt küt atıyor. Sen konuş benim yerime. Arkadaşlar. Bazen boş boş top çeviriyoruz. O tık can sıkıyor. Ama taraftarın bu maç hakkını vermek lazım. Taraftar bu maç bir başka seviyede ya. Al benden de o kadar. Değil mi? Valla. Helal olsun lan bize. Aynen valla. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Beyaz futbol, Ertem Şener beni gör. Beni al. Bak ben yorum yaparım. Bunu al lazım basayı tamamlayın. Siyaset giriyor videoya ya. Valla lütfen videoya siyaset karıştırmayalım. Çocuk. Siyaset sokuyor video kardeşim. Valla ayıp ya. Beyaz futbol kaç kişi? He? 4. Oğlum 5 değil mi? Yok Ertan Şener moderatör. 5 işte oğlum. Yorum yapmıyor ki. O beni alakadar etmez. Hayır. İyi tamam kameramanı da sayayım o zaman. Bak 27'li masa oldu. Bu abine de sayalım Sezgin abi. Sezgin abiye de selam olsun buradan. Oldu 52 kişi oldu. He ne oldu? Şey böyle futbolcu masa. Mama diyor. Konya başından devam abi. Mama diyor. Evet. Liva abi. Hadi bakalım. İlk yarı değerlendirmesi. İlk yarı biraz sakin geçti. Oh, you touch my tralala. Ama sonrasında oyun yavaş yavaş taraftan da bir sakinler gibi oldu. Ufak bir el oldu. Kem görmedi taraftan. Güzel coştu. Ben altıyı kazandırdı takıma. Sonrasında... Taraftan kazandırdı tabii. Bağırma sakasını ödelip bakacağı yok. Niye var uyarmayacak mı? Ya var işini yapsa başlıyordu zaten. Oğlum önce var kendi izliyor. Salak mısın sen? Tamam. Ya bunun ne işi var burada ya? Ben çobandan benim ne işim var burada? Abi sen ne zaman oyuna gireceksin ya da yedekte misin? Ben maçı iyiyim burada. He eyvallah o zaman hadi bakalım. Her zaman gibi. Maçı teriminden takip ediyorum. Doğan abi evet bu kale. Uğurlu kale. Be oğlum hadi oğlum hadi Fenerbahçe'm be. Hadi bismillah ilk yarı başladı. Maddeler atılıyor. İsmail ile Valencia geldi atmayın diyorlar. Atmayın. Thank you.
bize. He? Abi taştır aynı hareketi yapıyor. Taştır bakayım geçeceğini. Hala bir kart yok be. Bir kart yok. Hayır. Arkadaşlar Arda Güler çıkıyor, yerini Emre Mor'a bırakıyor. Ve Pedro ile Rossi de giriyor ek olarak. Bakalım kimler yerine. Valencia. João Pedro girdi Valencia yerine ve Serdar Aziz çıkıyor. Yerini Rossi'ye bırakıyor. Yok. Müsabakanın sonuna en az 9 dakika daha ilave edilmiş mi arkadaşlar? Lamela Altay. Süper kurtardı. Arkadaşlar şu an maç bitmedi ama yani gerçekten tutmuş kalan üzülüyorum şu an. Kaçan pozisyonlar o kadar mücadelemiz ve maç bitti. Sevilla çeyrek finalde. Maalesef. Olmadı arkadaşlar. Olmadı gerçekten. Yani takım gerçekten elinden geleni yaptı. Sonuna kadar mücadele etti ama bir türlü olmadı işte. Olmadı. Cümle kurmakta çok zorlanıyorum. Yapacak bir şey yok ya. Ama çok üzüldüm gerçekten yani. Sonu böyle olmamalıydı. Bu oyunu biz hak ettik. Çeyrek finale gitmeye biz hak ettik diyebilirim arkadaşlar. Evet, Ali Koç'a protesto. Duyuyorsunuz işte arkadaşlar. Söylesene başkan ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'e ne hale getirdin? Artı yönetim istifa. Many, many minutes later. Evet. Bu mağlubiyetin üzerine bir de saçma sapan Allah'ım. Saçma sapan bir kalabalık ya. Saçma sapan bir kalabalık. Allah'ım, bir de bunları bekleyeceğiz anasını satayım ya. Evet arkadaşlar. Rahat bir yere geçip video kapanışını yapayım dedim. Maalesef video güzel bitmiyor arkadaşlar. Ama yine de stat'taki güzel atmosferi sizlere yansıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayatımız mahvolmuşçasına. Üzülmek doğru olmaz tabi arkadaşlar. Ama iyi günde de kötü günde de hastalıkta sağlıkta Fenerbahçeliyim diyorum. Dediğim gibi iyi günde de kötü günde de Fenerbahçe.